Merhabalar, ben Yüksel kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda harika bir büstiyer yapacağız. Volanlı, çok şık, harika bir büstiyer olacak. Ben yine açık renk kullanıyorum çünkü daha anlaşılır oluyor, daha iyi görünüyor. Yoksa siz bunları lütfen sarı, kırmızı, lacivert, portakal istediğiniz renklerde örüp giyin. Ben sadece anlaşılması açısından açık renk kullanıyorum. Şöyle bilgilerini vereyim. Bu ip Nako'nun. Çok hoşuma gitti. Çok döküm döküm bir ip. Yani ne örerseniz örün harika duracak. Pamuklu, yazlık. Çok güzel. Ben çok beğendim. Tığ numaram da 2,5. Bilmiyorum görünüyor mu? Çünkü bazen net olmayabiliyor. 2,5 numara tığ kullanıyorum. Hemen bir kilit yapıyorum ve 17 zincir çekiyorum. 17 zincir artı 3. 1, 2, 3. Doluyorum. 1, 2, 3. Dördüncüye bir trabzan. Sıra başına kadar her zincirin üzerine bir trabzan. On yedi trabzan ördüm. Şimdi son 18. trabzanı örüyorum. Bu bizim arttırma yerimiz. 18.yi ördüm. Gene aynı yere bir kere daha batıyorum. Sonra bir zincir. Gene aynı yere iki trabzan daha. Şimdi şu karşılığına tekrar sıranın sonuna kadar her trabzana bir trabzan yaparak örüyorum. On yedi trabzan örerek geldim. 18.yi battığım yere bir kere daha battım. Bir zincir çektim. Aynı yere iki kere daha battım. Şurası bizim artış yerimiz. Buradan büyüyecek kap. Sonra şimdi gene olduğu gibi şurası gibi trabzanları örerek sırayı bitiriyorum. Sıra sonundayım. Son trabzanı da ördüm. Şimdi 1, 2, 3. Döndürüyorum örgüyü. Şu ilk trabzan oluyor. Hemen yanındakine şöyle. Arttırma yerine kadar bu şekilde örüyorum. Arttırma yerine kadar geldim. Şurada bizim şu ortada bir zincirlik boşluk vardı. Oraya bir aynı yere iki trabzan. Bir zincir, bir aynı yere iki. Şimdi gene bu sırayı her trabzana bir trabzan örerek, yani her ilmeğin üzerine batarak trabzan örüyorum. Bu işlemi, aynen bu işlemi kap yeterli genişliğe gelene kadar devam ediyorum. 8 sıra 2 tane kap ördüm. Şöyle kullanacağım. Fikir vermesi açısından ölçü de vereyim hemen.
15 santim. Yüksekliğini de 15 santim. 15'e 15, iki tane kap var elimde. Şimdi şu orta ip burada, kesmiyorum. Şu ortaya gelene kadar hemen dibindeki, kendi dibine kaydırma yöntemiyle göğüs ortasına kadar geliyorum. Şuraya kadar, şu ortaya kadar ördüm. Bu şekilde birleşecek. Birleştirirken her iki tarafında aynı yüzü dışarıya bakması gerekiyor. Yani şurada ters olan, ters dediğimiz örgüyle şurası da aynı ters olması gerekiyor. Gide gele örüyoruz. Ördüğümüz taraf düz oluyor. Çevirdiğimiz zaman şu da ters. Görüntüde ters diyoruz bunlara. Yani şu ters dediğimiz görüntü olması gerekiyor. Son sırada şu düz. Ördük, burada bitti. Çevirdik. Şu ters görünüyor şimdi. Bunu buraya aynı örgüleri karşı karşıya koyuyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Şuradan üstünden böyle değil. Böyle değil. Şöyle şuradan şu boşluğa bağlıyorum. Sonra şuradaki trabzanların üzerinden gene kaydırma tekniğiyle 2 1 2 3 çeviriyorum. Şuradaki mesafeyi trabzan yaparak örüyorum. 5 zincir çekmiştik. 1 2 3 4 5 gene 1 2 3'üncüye bağlıyorum. Şimdi gene 1 2 3 kaydırma yöntemiyle ilerledim. Çeviriyorum. Doluyorum. İlk trabzana iki kere batıyorum. 1 2 Sonra devam ediyorum. 3 4 5 6 İlk trabzana battığım gibi son trabzana da bir kere daha batıyorum. 7 Çift, tek, 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 çift. 1 2 3'üncüye bağlıyorum. Gene 1 2 3 çeviriyorum. Gene ilk trabzana 1 aynı yere 2 devam ediyorum tek olarak 1 yani 2 battık bir de tek 3 4 5 6
7, hatta 6'ya bir kere daha batalım aynı yere. 7, 8, son trabzan. 9, çift batıyoruz gene. 10. 1, 2, 3'e bağlıyoruz. Bu şekilde gayet muntazam oldu. Bu yeterli. Şöyle. Şimdi ipi burada keseceğim. Şuradan bağlayacağım. Örerken bunun içinden yürüteceğim ipi. Bir kilit yaptım şöyle. En baştaki trabzana batıyorum. Bir, iki, üç. İçin şu ipi de elimle tutarak içeride yürütüyorum. Ve bütün trabzanların üzerine bir trabzan örüyorum. Bu başa kadar tamamını trabzan örüyorum. Bir sıra ördüm. Şimdi 4 sıra daha öreceğim. Şu kabın hemen altından 5 sıra örmüş olacağım. Şöyle göstereyim. Şu kap şöyle. Hemen altında 1, 2, 3, 4, 5 sıra. Şimdi buradan başlayacağım. Tekrardan trabzan ilmekleri alarak şu ortaya kadar, şuradaki ortada, tam orta şurası, onun bir alt sırasının başlangıcına kadar şöyle şuraya trabzan öreceğim. Bir, iki, 3 zincir çektim. Şu hemen şuradaki trabzan. Bakın altındaki trabzana boşluğuna batıyorum. Sonra örgünün içine. Boşluğa şuradaki trabzanın içine şöyle başladık. 3 zincir. Sonra hemen ilk trabzanın ortasına battım. Sonra örgünün içine bu şekilde devam ediyorum. Ortaya, yani boşluğa, zaten gösteriyor kendini, örgünün içine. Bir boşluğa, bir örgüye trabzanları örüyorum. Şekilde ördüm. Bu 8 sıra olacak tahminim. 8 sıra öreyim. Denk gelirse orada bırakırım. Yoksa 9-10 sıra da olabilir. Şimdi ben bunu tekrar buradan dönüyorum geri. 1, 2, 3. Sırayla hepsine tek tek batıyorum. Bu şekilde gide gele 8 sıra örüyorum. 10 sıra ördüm.
Şöyle. Dokuz santim. Hatta 9,5 santim. Çünkü öreceğim beden şu göğüs ortası, göğüs altından, yani şu göğüsten değil, göğüs altından ölçtüm. Ona göre örüyorum şimdi sırtı. Şu göğüs ortasından beden, yani sırt ortasına kadar 35 santim. Ben şimdi 26 santim örmüşüm. 26. Ben bir 8 santim daha örmem gerekiyor. Onu da şu şekilde örüyorum. 1, 2, 3. Hemen yanındakine bir trabzan. 1, 2 zincir doluyorum. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye 2 trabzan yan yana. 1, 2 zincir. 1, 2, üçüncüye 1, 2 zincir. 1, 2, üçüncü ilmeğe. Dört, altı sıra ördüm. Yeterli oldu bu ölçü. Ben bunu burada şimdi kesiyorum ve şunun aynısını, karşılığını diğer tarafa örüyorum. Siz de kendi ölçünüze göre yapacaksınız büstiyeri. Burada gösterdiğim tamamen ben neyi örüyorsam ve kimi örüyorsam onun ölçüsü. Sadece hepsini teker teker ölçüsünü veriyorum ki bir fikriniz olsun diye. Kendi kullandığınız kapları önünüze alacaksınız. Ona göre öreceksiniz. Yani şu benim ördüğüm 15 santimdi şu genişliği ölçmüştüm. Bu size fazla gelebilir. Daha az sıra örersiniz. Az gelebilir. 1-2 sıra daha fazla örersiniz. Hiç fark etmez. Şu kısmı daha çok isterseniz birkaç sıra daha örersiniz. Yani bunun şekli tamamen size kalmış. Bir de bu trabzan ve yani kafes istediğiniz gibi desen olmadığı için istediğiniz kadar büyütürsünüz, küçültürsünüz, hiç fark etmez. Ördünüz, biraz kısa geldi, bir sıra daha, iki sıra daha örersiniz, hiç sorun değil bunu örmek. Şimdi aynısını dediğim gibi bunu şu karşılığına da örüp artık üstünün fırfırına geçmek istiyorum. Yalnız şu yan tarafa başlarken tam olarak nereye batacağımızı, yani şunu tam olarak nereye kadar ördüğümüzü tekrar göstermek istiyorum. Şu orta. Hemen ortaya, şuradan başlamıyorum. Şu sıranın başlangıcı olan, yani bir sıra sonrasından başlıyorum. Şu ortadaki başlangıç sıralarını boş bırakıyorum. Şurası orta. Şuradaki ipi de içinden yürüteceğim. Dediğim gibi bir örgüye bir boşluğa, bir örgünün içine bir boşluğa, bir örgünün içine bir boşluğa. Bu şekilde trabzan sayısı 26. Söylemiştim zaten. 26 trabzan üzerinden örüyoruz. Kafes sırasını arttırdım. Bedende tam örtüşmeyen bir kaç santim yer kalmıştı. Onu da kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra yaptım. 10 sırada trabzan örmüştüm. Şimdi sırt kapandı. Biraz da aralık kalması gerekiyor. Çünkü çapraz bağ içinde bir görüntü olması gerekiyor. Bir açıklık olması gerekiyor. Zaten iki beden de yani 36, 38 ya da 34, 36 yani iki beden gayet güzel giyilebiliyor. Bu örgü olduğu için, esneyebildiği için
ya da kendini topladığı için ya da sırt bölgesindeki o çaprazları ayarlarken ya biraz daha aralık ya da bitiştirebilirsiniz. O yüzden iki beden, yani 34 giyen 36'yı da giyer. 36'yı giyen 38'i de giyer. O şekilde iki bedende rahat rahat giyilebilir bu tarz örgüler. Şimdi askı için 36 santim kadar, 37 santim kadar bir zincir çektim. Sonra şu sırt omuz ortasıyla şuraya göğüs ortasına bağlıyorum. Şuradan taktım ama tabii ki siz kendiniz ayarlayacaksınız. Omuz ortası nereye geliyor, nereye denk geliyor? Bir daha. Şimdi gene diğeri gibi zincir çekiyorum. Askılarının üzerinden göğüs örgüsünden tekrar diğer askıdan ve bütün çevresinden dolaşarak şöyle örgüyü başladığım yerde bitirdim. Her tarafı sık iğneyle örülmüş oldu. Şimdi kaydırma yöntemiyle tekrardan üzerinden geçiyoruz. Hemen ipi bağlıyorum. Şuradan bağlıyorum. Her ilmeğin üzerine bu şekilde örgüyü biraz daha kalınlaştırmak, kenarlarının daha sert olmasını sağlamak açısından böyle bir örgü örüyoruz üstüne. Daha muntazam duracak sırt bölgesinde çünkü. Bu şekilde gene burada başladığımız örgüyü bütün çevresinde örüp diğer askının başladığı yerde bitiriyorum. Şurada başladığımız noktadan diğer askının hemen hemen başlangıcına kadar kaydırma yöntemiyle ördüm. Fakat siz mutlaka şuraya sık iğne geçmeniz şart değil. Ben daha sıkı, daha sert bir örgü olmasını istedim. Çünkü yumuşak bir ip, tabii ki ince bir tığ. O yüzden çok yumuşak bir örgü çıkıyor ortaya. Zaten kıyafette de yumuşak olması gerekiyor. Fakat şu arka kısmını, sırt kısmını şuralardan bağcıklar geçireceğimiz için biraz daha hacimli olması gerekiyor. Biraz daha dik durması gerekiyordu şuraların. Ben orijinalinden daha farklı bir şekilde bir sıra sık iğne geçtim. Şimdi fırfıra başlıyoruz. İlk sık iğnemizi örmüştük zaten. Şu bizim şu ilk askının ilk ilmeği. Şu. 1, 2, 3 zinciri trabzan için çekiyorum. Aradaki bir zinciri çekiyorum. 4. Bir tane atlıyorum. Diğerine gene bir kafes örüyorum. Bir zincir doluyorum. Bir tane atlayıp tam askının başladığı ilmek şurası. Fakat buraya değil. Yani şöyle göstereyim. Askının duruşu bu normali. Şöyle gitmiyoruz örgüyü. Şuraya örüyoruz. Altına örüyoruz. Çünkü omuzda böyle durduğu zaman o fırfırın çok doğal olarak düşmesi gerekiyor.
ön kısma. O yüzden normal olan sıraya değil, bir şu alttaki sıraya örüyoruz. Şöyle çeviriyorum. İlk ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bir atlıyorum diğerine. Bir trabzan. Bir zincir diğerine. Bir zincir diğerine. Kafesleri örmeye devam ediyorum. Buna değil, diğerine. Şuradan görünüyor zaten. Bu şekilde gayet güzel bir düşüş sağlıyoruz fırfır için. Zaten ip de çok dökümlü bir ip. Gerçekten kıyafet örmek için bu eteklerde de çok güzel durur. Böyle kabarık kabarık değil, doğal dökümüyle durur. Güzel bir ip, tavsiye ediyorum. Bu şekilde askıyı sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi askı bitti. Göğüs kısmına geldik. Şurası da göğsün ilk ilmeği. Gene bir zincir doluyorum. Göğüs kısmını öreceğiz. Fakat sadece şu bize dönük olan, bize yakın olan ilmeğin bize yakın olan kanadına, tek kanadına batıyoruz. Şöyle. Bir zincir doluyorum. Bir tane atlıyorum. Tek kanada batıyoruz. Yani ilmeğin tamamına değil. Tek kanadı. Bir zincir. Bir tane atlıyoruz. Diğerine bize yakın olan kanada batarak örmeye devam ediyoruz. Şöyle duracak tabii ki. Şimdi bu şekilde göğsü örüyorum. Askıya yaptığım örgüyü aynısını buradakine de örüp başladığım şekilde bitiriyorum. Sırayı başladığım gibi bitirdim. Bir üst sırayı öreceğiz. 1, 2, 3 trabzan. Bir aradaki zinciri çekip toplam 4 zincirden sonra gene aynı noktaya batıyorum. Bir kafes fazlalaştırıyoruz burada. Sonra gene kafesleri örmeye devam ediyoruz. Bir zincir diğerine. Bu şekilde gene diğer askının bittiği yere kadar örüyoruz. İki sıra kafes bitti. Gayet güzel ilerliyor örgü. Hoş bir düşüş oluyor. Şimdi üçüncü sırayı da gene kafes öreceğiz. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum.
Şurada bir artış yapmıştık. Bu sefer düz örüyoruz. Hemen diğerinin üzerine bir kafes, bir zincir, bir zincir, bu şekilde. Şurada yaptığımız artışı yapmadan şurada düz örmüştük. Şurada bir artış yaptık. Sonrası gene düz. Diğer sıranın sonuna kadar örüyoruz. Üçüncü sıra kafes bitti. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. 2, 3, 4, 5 zincir. Örgünün, yani bir örgüye bir boşluğa batacağız. Şu anda örgünün içindeyiz. Şuraya atlıyorum. Buraya atlıyorum. Boşluğuna, diğer kafesin boşluğuna bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya atlıyorum. Şu trabzanın üzerine, yani örgünün içine. Bir boşluğa, bir örgünün içine. 1, 2, 3, 4, 5. Şu kafesi geçiyorum. Diğer kafesin boşluğuna. 1, 2, 3, 4, 5. Bu kafesi içine değil, trabzanın üzerine. Bir trabzan üzerine bir boşluğa, bir trabzan üzerine bir boşluğa, arada birer tane kafes var. Örmeden geçtiğimiz. 1, 2, 3, 4, 5. Örgünün içine batmıştık. Şimdi bu kafesi geçip diğer kafese, boşluğuna bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Bunun içine değil, trabzanın üzerine. Sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Sıranın sonunda 1, 2, 3 zincir doluyorum. Bir tane araya bırakıp bir zincir diğerine, bu şekilde sırayı bitiriyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekip bir üst sırayı örmeye başlıyorum. Hemen yanındakinin boşluğuna bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine aynı şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. Sık iğnelerle bağladım. 1, 2, 3. Şimdi dolgu yapacağız. Doluyorum. Hemen yanındaki boşluğa 9 trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yanındaki boşluğa sık iğne ile bağlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş.
boşluğa. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Üçüncüyü yapıyoruz. Şimdi gene trabzanları doluyorum. Hemen yandaki boşluğa. Bir, iki, üç, dört, beş. Altı, yedi, sekiz, dokuz. Yandaki boşluğa sık iğneyle bağlıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonuna geldim. Bir, iki, üç zincir doluyorum. Sırayı bitiriyorum. Bir üst sıraya geçiyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Yanındaki boşluğa sık iğne ile bağlıyorum. Bir, iki, üç, dört, 5 zincir yanındakine sık iğne ile bağlıyorum. Şimdi şurada 9 tane trabzanı aralarına birer zincir çekerek örüyorum. Bir zincir doluyorum hemen yanındakine. Bir zincir. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi, sekiz, dokuz. Yanındaki boşluğa bir, iki, üç, dört, beş boşluğa bir, iki, üç, 4, 5 boşluğa ilk trabzana bir zincir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yanındaki boşluğa bu sırayı da bu şekilde örüyoruz. Sırayı geri 3 zincir 1 2 3 doluyorum. Şurada bir tane zincir bırakıp diğerine trabzan. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz.
1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yanındaki boşluğa doluyorum. Şimdi 9 trabzanın aralarına 2 zincir çekeceğiz bu sefer. 1 zincir, 2, 1 trabzan. 1, 2, 1 trabzan. Şu yelpaze şekli genişliyor. 1, 2, 1, 2, 3, 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9. Hemen yandaki boşluğa bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer boşluğa. Artık bir tane boşluk kaldı bu sırada. Doluyorum. İlk trabzana. Bir zincir, iki zincir ve diğer trabzana. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonunda gene 3 zincir doluyorum. 1, 2. Sırayı çeviriyorum. 1 zincir ve 1 sık iğne aynı yere. 1, 2, 3 zincir. İlk zincire çift kat batıyorum. Şöyle ilk zincire bir tomurcuk, bir sık iğne daha. Diğer boşluğa bir sık iğne, 3 zincir, ilk zincire bir tomurcuk, bir sık iğne daha. Her bir boşluğa 2 sık iğne ve bir de tomurcuk yapıyoruz. İlk zincire bir sık iğne daha. Sırayı bu şekilde tamamlıyoruz ve zaten bu da son sıramız. Örgü tamamlandı. Şimdi şu sırt ortası için şu birbirine bağlamak için bir kordon yapacağız. Onu da daha önceki birçok örgüde ördüğüm zincir görüntüsünde olan kordonla yapmak istiyorum. Şöyle 4 zincir çektim. En baştakine battım. 1, 2, 3 çevirdim. Şu ortada oluşan boşluğa batıyoruz her zaman. 1, 2 çeviriyorum. 1, 2 şuradaki oluşan boşluk. 2 kere de çıkıyorum. 1, 2 çeviriyorum. Gene şuradaki zincir görüntüsünü oluşturan boşluk. Şu araları batarak pek çok şeyde gayet güzel
yakışıyor, kullanılıyor bikini bağcıklarında. Tabii ipe göre. Çok kalın iplerle çanta sapları da çok güzel oluyor. Bu örgüyle bir kordon oluşturuyorum. Evet, kordonu şuradaki kafeslere geçirip bitiriyorum. Şimdi görselini çekeceğim. Umarım orada daha detaylı gözükecek. Bayağı güzel bir bluz oldu. Yardımcı olabildiysem sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakilerden de haberdar olmak için beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Daha güzel ürünlerde görüşmek üzere.